Kralyon kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merkez salondayız şimdi ve kütüphanenin gizli odalarına doğru gideceğiz. Kütüphanede kısıtlı bir alan bulunuyor. Oraya doğru şimdi gidiyoruz. Bakalım kısıtlı alanda bizi neler bekliyor? Belki gizli bosslarla karşılaşabiliriz. O tarz güçlü varlıklar varsa onlarla fightlayacağız şimdi. Bakalım madalyon bizi nereye götürecek? Evet, şimdi merkez salondayız. Sebastian'ın yanına gidiyoruz. Bakalım burada neler dönecek? See there? That's the door we need to reach. Şimdi yeni bir büyü öğreneceğiz galiba burada. Acaba gizlenme, o görünmezlik büyüsü mü? Aynen, muhtemelen görünmezlik büyüsünü şimdi öğreneceğiz. Aynen, şimdi görünmezlik büyüsünü öğrenelim bakalım. Gel böyle. Tamam, perfect. Yeni büyü açtık. Şimdi bunu buradan ekleyelim. Hangisinin yerine koysak? Ya 4 tane de çok az ya. Şimdilik bunu kaldıralım. Şimdi şurada 2 tane öğrenci gibi bir şey var. 2-3 tane insan var. Onlara görünmeden şu şekil gideceğiz muhtemelen. Ha, daha fazlası da varmış. Şimdi bunlara görünmeden ilerlememiz gerekiyor. Soru işareti çıktı bir tane. Şimdi tam geri döndüm. Şuradan gidelim madem öyle. Sen oraya geçmişken biz de buradan geçeriz. Abi portreler konuşuyor ya. Aa, bunu nasıl alacağız? Aldım valla. Aa, görünmezken de büyü yapabiliyoruz. İnanılmaz. Şimdi burası biraz kalabalık. Bir arıza çıkartmamız lazım ki uzaklaşsınlar. Hadi bir uzaklaşın şimdi. Bunların nasıl, dikkatini nasıl dağıtacağız? Şöyle girebilir miyim acaba şu şekilde? Abi yakalandık son anda ya. Siz kimsiniz ve burayı neden koruyorsunuz? İnanılmaz ya. Öğrenciler kapıyı tutuyorlar bildiğin. Ne dönüyor olabilir ki burada? Enteresan. Ha, ama dur, girdi saydı beni içeriye bak. Checkpoint'i aldık orada. Çok iyi, tamam. Görmez olalım tekrar. Hogwarts'ta gizli olaylar. Şimdi Sebastian dikkatini dağıtacak kütüphanecinin. Biz de anahtarı alacağız o sırada. Hadi oğlum yap bir şeyler. Ne yapıyorsun lan? Patlama yapıyor ya kütüphanenin içinde. Tamam, anahtarı aldık. Burada bir mektup mu var? Bunu sonra okuruz ya, dur. Şimdi şu gelir melir. Şu sandığı açalım. Tamam. Oo, dur, güzel bir tane şey buldum. Güzel bir şey bulduk, kıyafet. Efsanevi. Tam bunu giyerim ben. Ne veriyor bize? 8 savunma. Tam özellik uygulanmadı. Ona özellik ekleyeceğiz sonra. Kitabı bul diyor. Birileri yoktur değil mi ya? Ben dümdüz yürüyorum ama. Hmm, dikkatlerini dağıtabiliyormuşuz. Geçtik mi? Aynen. If you're immortal, you best turn back. Must we encounter students? Ben nasıl gördün ya? Asıl sıkıntı buymuş. Ben de oradaki portre zannediyordum da hayal etmiş mevzu. Tamam, oraya büyü atınca oraya doğru yürüyor sanırım. Mesela şuna Leviosa atsak. Sesin alasını çıkartıyoruz da. Sanırım artık güvenli. Aa, bu sandıkları açamıyorduk ha normalde. Gizli gizli gelince açılıyor sanırım. Görünmez mi gelmemiz gerekiyor ki? Çok iyi. Tam bunu da öğrendik. Oo, ne oluyor ya? Birileri mi var orada? Ya sen ne arıyorsun burada ya? Geri zekalı. Peeves, don't you. O bizi ihbar edecek lan bu. Ha, bu kütüphaneciyi halledecek sanırım Sebastian. Başını belaya sokma. Lumos'un yerine ekleyelim. Şimdi geldik. Mevzu burası mı? İksiri de verdiğine göre fightleyebiliriz. Her an fightleyebiliriz yani birileriyle. Şimdi Lumos'u geri eklemem lazım. Lumos. Ha, beni buraya götürüyor. Bu mağarada karşılaştığımız şey değil mi?
Burada da bir Illuminati var. Oldu mu şimdi bu? Eski büyü. Antik büyüler gene işin içinde. Burada bir kasa daha bulduk. 10 saldırı veriyormuş. Bunu takalım şimdilik. Daha güzel bir eldiven bulduk. Saldırı 7 olacak. Tamam. Asa kısa yollarımı. Aa bu ne? Asa kolu. Bunların ne etkisi var ki? Görünüş mü acaba sadece? Neyse devam ediyorum ben. Revelio. Bol bol Revelio basmak lazım bu oyunda. Böyle kaçırmak istemiyorsak ganimetleri. Kocaman bir kasa. Oo, şapka bulduk. Ama level'ımız yetmiyor işte. Antechamber'ın sırrını keşfedin. Buranın ne olduğunu bilmiyorum ama kesinlikle artık kütüphanedeymişim gibi hissetmiyorum. Burası haritada kadim büyü izlerinin işaret ettiği yer olmalı. Evet, şuradan bir şey mi yapacağız? Akıyor mu? Ha, normal bulmamız yetiyormuş. Not surprising. Guards at the ready. Aa geldiler. Hemen takalım şuradan. Elindekini alıp atıyoruz ha. Abi özel büyüleri kullandık. Aa combo yapamadım. Tamam bunları parçaladık. Şimdi 10 tane başarılı vuruş yaptıktan sonra kadim büyü büyük hasar ve kalkanları bozan bir büyü yapıyormuşuz. Biz kadim büyüleri direkt harcadık ama. Wow, ateş büyüsü fena vuruyor ha incendio. Ah, şu dojlama işine bir alışamadım ya. Şuradaki kasaya nasıl ulaşacağız ki? Şuradan mı acaba? Bir çıkıntı var burada ama aynen öyle. Bunun içinden güzel bir şey bekliyorum. Güneş şapkası. Pek de güzel değilmiş. Hasır güneş şapkası. 11 savunma veriyor. İyi çoktan savunması için kullanabiliriz. Bu arada şunu keşfettim. Yani ben demiştim ya önceki bölümlerde aslında hani şu mesela şapka takmak istemiyorum ben. Saçım gözüksün istiyorum. Takmış olayım ama gözükmesin. Birçok oyunda oluyor bu demiştim ya. Onu yapmanın bir yolu varmış. Burada F tuşuna basınca yani sol tıkla değil de F tuşuna basıp girince bunu seçersek mesela gidiyor. Veya şurada mesela karanlık sanatlar şapkası var. Bunu da takmayacağım şimdilik de. Mesela şuna basarak hem şapka takılıymış gibi bonustan alacağım hem de şapka gözükmeyecek takılı olduğu. Eldiven kalabilir. Sıkıntı yok. O olay varmış yani. Ben yok zannediyordum da. Ah! Son anda ha! Hiç beklemiyordum böyle bir şey olmasını. Vallahi son anda. Biraz bulmaca işin içine girdi sanırım. Lan. Şuraya mı atlamam gerekiyor? Veya tekrar mı aktifleştireceğiz? Aynen. Tamam burada bir kasa daha bak. Kasaları boş geçmiyorum ha. Mümkün olduğunca topluyorum. Bak eldiven bulduk mesela. Hemen bize 7 saldırı verecekmiş. Mor renkli olduğu için takalım hadi. Aslında aynı buff'ı alıyoruz da. Gelin lan hepiniz gelin. Üç büyü yapınca zaten direkt ölüyorlar. Aa ne oluyor? Nereden geldin sen? Lan! Abi. Bak ya. Sen diyor direkt tek atıyor ha. Kadim büyüleri harcamayacağım ya şimdilik. Ama bak. Olmuyor böyle. Geliyor. Incendio çok iyi ya. Harika bir damage bırakıyor. Canımız azaldı bir tık. Fulleyelim. Botları harcadık ama neyse. Şimdi aradığımız kitabı bulduk. Bayağı da korumalıymış yani. Ama asıl boss'u bekliyorum ben. Muhtemelen bir boss çıkar yani burada karşımıza. Aa, anı şey değil mi bu? Anı suyu. Bir şey yani. Ne oldu geçmişte?
Hogwarts daha yokken falan mı? Bunlar Hogwarts'ın kurucuları mı acaba? 4 tane kurucusu var ama bunlar 4 kişi ve geçmişi izliyoruz. Kulaklık var sanırım. Yap bir büyü de canlansın ortalık. Yağmur doğası tuttu. Cennet, cennet. Hogwarts cennet. O kız mı acaba bu? You wanted to see me? Aa, bu kız da 5. sınıfta başlamış. Şimdi bu profesörün kız da aynı gün 5. sınıftan başlamış. Acaba bizde bir sıkıntı var. Anlaşılan. Bak büyüleri görmüş bu orada yapılan. Kızda da bir güç var demektir. Antik büyüleri yapabiliyoruz yani. Bizim de kendimize yetmemiz lazım. Bu büyüler hakkında. Aha geldi. Sebastian yakalanmış abi. Bakalım bizi satacak mı Sebastian? Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oo, tamam ya. Oh, Sebastian. Bu adam bizim dostumuz artık. Satmadı bizi. Bak burada bir ayna bulduk. Bunu nasıl açıyorduk? Lumos'la. Neyse şimdi Profesör Fig'e geri döneceğiz. Bulduklarımızı anlatmaya. Abi geliyorlar gene. Biz de uçsak artık şu süpürgelerle. Ah. Bu kim? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood. Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Dur ya bu şapka nereden bulaştı gene? Kaldır şunu. Bizim cübbenin görünümünü değiştirebiliriz ama ya. Bak şöyle bir cübbe var bende. Bu erken erişimden gelen. Güzel gözüküyor. Bunu takalım. Bunun var mı? Aynen. Burada da var. Karanlık sanatlar topluluğu diyor. Bu da güzel gözüküyor. Atkı da aynı şekilde. Tamam. Bayağı güzel gözüküyoruz ya şu anda. Aslında bu oyun başından beri vardı ama hiç aklıma gelmedi yani benim. Eldivenimiz de var mı? Efsanevi eldivenler veya yine karanlık sanatlar eldiveni giyelimiz. Şapka takmayacağım ya. Şapkaya gerek yok. Gördüğümüz şeyler anlatacağız şimdi orada yaşananları. Gizli gizli gittik diye de biraz kızdı herhalde bize. Abi kitabı yırtmışlar. Kitapta kadın büyüler falan mı var acaba? Ha, hatıra görmüştük ya onları anlatıyor şimdi. Bu kitapta önemli bilgiler olabilir ya. Kayıp sayfaları araştıracağız sanırım. Ana görevleri tamamladık 4'te 4. Şimdi bununla ilgili bir şeyler açıldı bize galiba. Meydan okumalar. Efsanevi pelerin. Efsanevi pelerin kazandık. Çok iyi. Gözlükler falan var boş. Pelerin mi taksak yoksa cübbe güzel gözüküyor aslında ya. Pelerin de güzel olur aslında sallanır gezerken de. Cübbe dursun. İksirlerimiz de biraz azaldı. 7 level olmuşuz bu arada. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.